Paşinyanın bir açıqlaması var. Deyir ki, bizim sənədi mümkün qədər tez hazırlayıb imzalamaqla bağlı bir vəzifəmiz var. Yəni bu onun üzərində bir təzyiq var kimi oxumaq olarmı? Onu belə oxumaq lazım. İndi açıqca deyim, hatırlayırsınızmı? Cənab Prezident gözəl bir cümlə işlətmişdi zamanında bu keçən aylardakı bir toplantıda. Ermənistan Azərbaycanla başlattığı savaşla birlikdə aslında suveren devlet olma xüsusiyyətini itirdi. Yəni suverenliğini bir mənada itirdi. Bu bir gerçektir. Yani 90'lı illerden itibaren hem zamanında Kocalı soykırımı, arkasından Garabağ'ın işgalinde tamamen Rusya'nın kontrolünde bir Ermenistan vardı. Bunu bir zamanlar Ter Petrosyan biraz kırmaya çalıştı. Ama Mezis'teki o baskınla bir anlamda Rusya'nın kontrolü devam etti. Bu Koçaryan zamanında da devam etti, Sargsyan zamanında da devam etti. Paşinyan birazcık bu Rusya'nın Ermenistan üzerindeki tesirini kırarak Qərbə yönelmeye çalıştı. Ve Qərblə bu işi görebilirim ben. Ama Paşinyan orada biraz, bence biraz tereddüt edilir ki, Qərb belə Azərbaycanın tələblərinin nə qədər hüquqa uyğun olduğunu bildiği için Paşinyana istediği qədər bir tövbə verə bilmir. Yani o verməsi də mümkün değil. Çünki Washington görüşmelerinde bile o ortaya çıktı ki, Azərbaycan nə qədər haqlıdır, Ermənistan nə qədər haqsızdır. Ve o adımlar Azərbaycanın istediği şekilde atılan adımlardır. Paşinyan bundan necə bir adım hareket eləmək için bu sefer Moskva'ya kaçtı. Moskva ile görüşmelerden daha çok bir şey elde edebilirim. Ben geçen de dedim. Paşinyan burada aslında özüne göre bir oyun oynuyor. Yani hansı tarafından daha çok bir pay verecekse o paydan. Rusya da bundan faydalanır ve bunu ya Paşinyan'ın bildiği şekliyle, yani Paşinyan bunun bilincinde olarak yapar, ya da 5. kolon eliyle ve Ermenistan daxili işlerine sürekli karışarak bölgedeki bir anlamda o meselenin Washington veya Brüssel eliyle çözülmesini istemir. O mənada, mənə de sorarsanız, Brüssel görüşmelerinde belli Washington'a göre belki bir adım daha atılacak. Sülh görüşmeleri öyle bir şeydir ki, elbette ki bir günde bunu halledebilmezsiniz. Bu pille pilledir. Yani üstüne koyarak hareket etmeniz lazım. Olabilir arkasından 25 May'da, ki o da tam belli değil. Belki de Moskva'da da görüşmeler olabilir. O da belki onun üzerine bir şeyler katacaktır. Ama burada aslında Rusya'nın demek istediği, yani Rusya'nın vurgulamak istediği məna, bugünkü təxribatla da onu görürük ki, Rusya, burası mənim bir mənada köhnə Rusya çarlığı, arkasından Sovetler Birliği mənim bölgəmdir. Mən olmadan burada bir problem çözülmesi mümkün değildir kimi bölge devletlere de, üçüncü devletlere de bir izlenim yaratmak istiyor. Ama yine de deyirəm, bu Ermenistan'ın suveren bir devlet olma niteliğini Qərb nezdinde ciddi şüpheye düşürmeye başladı. Yani Qərb artık Ermenistan'ın suveren hareket edebilmediğini ve Rusya'nın kontrolünden çıkmaya çok da hevesli olmadığını gördüğü için, ki aslında bu bizim açımızdan doğru, yaxşı bir adımdır, bizim daha tutarlı olduğumuzu görürler. Ve bu mənada ister istemez Qərb də Azərbaycanın tutarlılığı doğrultusunda Azərbaycanın haklarının teslim edilmesi gerektiği düşüncesindir. İşte bunu bizim doğru yönetmemiz lazım. O doğruluğu da biraz önce de söylendi. Ben de eyni fikirdeyim. İki kanattan da hareket ettirmək lazımdır. Diplomatik görüşmelere devam ettirmək lazımdır. Brüssel'de de olabilir, Şinyok'ta da olabilir, gerekirse Moskva'da da olabilir. Ama bir taraftan da askeri gücümüzün halen üstün olduğunu göstermək lazımdır. Çünkü bu bugünkü hadiselerde bir devlet özünü müdafiə hakkına her zaman sahiptir. Ölkəsinə yönelik silahlı saldırılarda, ki bu Birleşmiş Milletler müqaviləsinin şərtinin 51. maddesinde de devlete verilmiş meşru müdafiə hakkıdır. Azerbaycan ikisini de beraber yürütmelidir. Lazım olsa güçten de istifadə edeceğim, ama mən yenə de sülhdən yanayam. Ve Azerbaycanın bu tutarlılığı bence Qərb nezdinde de Azerbaycan'a artı puan getirmektedir. Brüssel'de bir sonuç alınamayacağını düşünürəm. Paşinyan orada belki biraz haklıdır, düzdür. Brüssel'de bir nihai, ama belki bir çerçeve sözleşmeye, çerçeve metin üzerinde anlaşılabilir, ama yekun senet için bence daha biraz süre var, biraz müddet var.